Şu anda kendinizi bir müzenin girişini izliyormuş gibi hissedebilirsiniz ama burası Kübra Gelin'in Şanlıurfa Karaköprü'deki evinin girişi. Aman efendim, bu ne şaşalı bir koridor böyle. Hiç vakit kaybetmeden salonu görmek istiyoruz. Ve tam da tahmin ettiğimiz gibi. Şaşa burada da devam ediyor. Gelinimizin mutfağına geldiğimizde bizi devasa bir alan karşılıyor. İnsanın bu mutfaktan çıkası gelmez vallahi. Burayı salon zannedebilirsiniz ama burası gelinimizin oturma odası. Çocuğunun odasına çeyizlerini seren gelinimizin banyosunu görünce resmen nefesimiz kesildi. Şaşa bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Gelinimizin yatak odası da son derece gösterişli eşyalarla donatılmış. Vallahi biz Kübra Gelin'in evi karşısında şaştık kaldık. Bakalım gelinler neler diyecekler. Buyurun lütfen. Hadi bismillah diyelim efendim. Sarayım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkesin evi kendine saray. Evet, aynen öyle. Bugün senin sarayındayız. Maşallah maşallah, geniş bir hol bizi karşılıyor. Evet. Ve hemen avizeler. Evet. Evet. Acaba siz otel mi işletiyorsunuz? Bu ne? Asansör mü çağırıyoruz buradan? Pratiklik işte. Bu ne hakikaten böyle? Hazırlanırken evet. Aynı zamanda asansörü evden çağırabiliyoruz. Kapıyı kapat. Aslında kapıyı çok kapat. İyi bir detay. Bir şey söyleyeyim, çok akıllıca. Evet. Yani evden çıkmadan önce... Ay diyorsun ki ayakkabılarımı giyiyorum, dur asansörü çağırayım. Hemen seni kata geldi. Evet. Evet, çok güzel bir şeymiş. Müteahhitler, mimarlar duyun. Evet, duyun, bunu lütfen yapın. Bunu sevdim, gerçekten güzel. El eve lazım. Evet. Biz nereye geçiyoruz aşkım? Nasıl alayım sizi? Buyurun salonumu alayım. Yani genelde normalde ben mutfak severim. Beni mutfağa bıraksınlar ama tabii misafir geldik. İlk defa geldik, salona bir evet, girişim. Salonumu burası alayım mı? Size. Hadi hanımlar buyurun. Hemen kahvelerinizi yapıp geliyorum. Tamam. Evet, misafirlerim geldi. Kahvelerini yapayım. Ay, bugün çok korkuyorum onlardan. Neden? Eda Nur Hanım sürekli gold sevmiyorum, gold sevmiyorum deyip durdu ve benim evimin her detayı gold. Bakalım ne yapacağız, nasıl geçecek bugün? Size gardını mı aldı acaba? Aldı, aldı. Bana gardını aldı. Beni bugün çok yoracak gibi görünüyor. Onun haricinde Reyhan da sakin insanları sevmediği için bence... O da bugün benimle biraz uğraşacak gibi görünüyor. Dün hanımlar Eda Hanım'a karşı cephe almış gibi duruyordu. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, birazcık öyle bir şey var gibi. Ben de öyle hissettim. Hatta benim puanımdan sonra bayağı böyle bana da "Aa, şok oldum" falan dediler ama benim şahsi fikrim. Çünkü ben evde birçok parçayı beğenmedim. Beğenmedim deyip puanlamada yüksek bir puan veremez ki. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Bakalım, çok heyecanlıyım. Kahvem de oldu bu arada. Ne ikram ediyorsunuz kahvenin yanında? Kahvenin yanında çifte kavrulmuş lokumumuz var. Badem şekerimiz var. Çikolatalı draje. Ve böyle birazcık kurutulmuş meyve ikram edeceğim. Urfa'ya ait bir şeyler yok mu? Urfa'ya ait bir şeyler şöyle. Bizim yöremizde, yani daha çok böyle Güneydoğu Anadolu'da mavi badem şekerleri vardır. Bilir misiniz onları? Bir de böyle tarçınlı aynı zamanda şunlar. Bunlar böyle özel. Bunlardan ikram edeceğim. Hemen bir tadayım. Mükemmel. Oh, afiyet olsun. Çok teşekkürler dış ses. Kahveler oldu mu? Evet, kahvelerimiz oldu. Şimdi hemen sunumumu yapıp kızların yanına geçeyim. Çok heyecanlıyım. Kübra'nın enerjisini nasıl buldun hanımlar? Bizi çok güzel bir yerde karşılamadın. Evet, çok güzeldi. Güzel. Evet, az oldu. Yani güzel sağ olun. Oldu. Hepinizin sayesinde farklı farklı yerler görüyoruz. Hem ben hem izleyicilerimiz. Bence çok güzel ve keyifli evet, oluyor. Evet. Bu arada Kübra 6 yıllık evli. Bir de oğlu varmış 4 yaşında. Maşallah. Maşallah değil mi? Hocam. Çok da tatlı. Yani ilk günden beri çok sevimli. Gayet hepinize uyum gösteriyor gibi evet. Gördüm ben. Kendi evet. Halinde sakin bir kız. Değil mi? Yani evet. Öyle hani yok, benim görmediğim bir şey yok, var mı? Hayır. Güzel. Yani gayet böyle uyumlu. Kamera arkasında da öyle. Evet. Kamera arkasında da gayet uyumluydu. Güzel oldu ya bugün. Güzel başladık. İnşallah evet, çok güzel gideceğiz. Kahvelerimizi de yapmaya gitti. Evet. Ve geldi. İki ayaklı yürüyen kuyumcu dükkana gir maşallah. Tekrardan hoş geldiniz. Evet, maşallah.
Hoş. Aa, ay biliyor musun? Fincan kırık zannettim. Ya. Yeni moda bunlar. Vallahi evet. Fincan kırık. Yeni moda mı? Evet. Aa. Peki sehpanız yok mu? Sehpam var. Nereye koyacak aslanım? Böyle tutayım ben biraz. Şöyle bırakabilirsiniz aslanım. Şuraya koltuğuma diyorlar. Evet. Koluna dikkat et ablacığım. Koltuğum. Hemen kolu getireyim kahve ben. Kolu kahve koymak için varmış. Kalanları alıp geliyorum. Niye bu Urfa'nın kızları içine içine konuşuyor ben anlamadım. Utanıyorlar, utanıyorlar. Ne? Aa, iyi yok canım. Aslında sen. Urfa'nın kızları dillidir Aslı Hanım. Dilli miydi? Evet. Biraz dilli şöyle dilli. Bir önde konuş, poze konuş. Bizde şan eğitiminde öyle derler. Poze, önde. Biraz arkadaş daha dinli. O konuşsa daha çok olur. Sen de güzel konuşuyorsun. Sende de evet. O diller var. Değil mi? Evet. O zaman diller... Kaynasın diller, eller oynasın eller. Hayal ederse desinler, o dillerini yesinler. Amanın oynasın eller, diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dillerini yesinler. Ne güzel geldi aklımıza. Evet ya. Ama ben hızımı alamadım. Dış ses, eve girdik şöyle. Kahvelerimiz de geldi. Bir şöyle bir coşturalım mı? Hem izleyicilerimiz coşsun hem de biz coşalım. Tabii ki Aslı Hanım hemen geliyor. Harikasın. Bunu kaç kişi paylaşacağız biz? Neyi? Sunumlu. Ha şu çikolata mı? Yani herkes böyle olacak eminim. Ha sen herkesin önünde yok evet. Evet. Sorarız kendisine. Teşekkür ederiz. Şöyle hemen ben kurtarayım kolum falan çarpmadan. Evet Aslı Hanım. Şöyle ikram edeyim arkadaşlar. Evet, şeker dağıtır gibi. Teşekkür ederim. Evet. Hayırlı bayramlar. Azlara ne güzel işte toplayan. Bak bayram havasında evet. Geçiyor demek ki gün. Ama eskiden böyleydi değil mi? Evet. Evet aynen. Vallahi böyle ay bayram gibi oldu gerçekten. Bu da Mardin'den mi geldi? Nereden? Evet, mavi Mardin'den. Bu da tarçınlı. Bak ne diyeceğim, dur. Çok bu da mı altın? Bunlarla bir aynı bir renk oldu ha? Bakır gibi görünüyor ama. Öyle mi? Hı-hı. Teşekkür. Şöyle de bırakayım arkadaşlar. Hı. Hepimiz dokunduk. Yiyebilecek miyiz acaba? Yok, dokunmadık ki. Ya ne yaptın? Üstten aldık. Diğerlerine hiçbirine dokunmadım. Hayır. Aldım, çektim, ağzıma attım. Herkes evet. Dokunduğunu aldı sadece. Evet. Bilmem ben dokunurken diğerlerine de değdi parmağım. O zaman sen bir daha yeme. Ben zaten aldım. Tamam. Tamam. Bu arada fincanlarına bayıldım. Ama dış ses hala bizim şarkımız gelmedi. Harika. Bir pozitif enerji de geldiğini düşünüyorum ben. Ha? Kesinlikle. Eline sağlık hayatım. Afiyet olsun. Eda'cığım ne de? Ayakkabısı patlamıştı ondan. Nasıl yani? Hayır. Ayakkabısı oğlum. İkiye ayrılmış. Ya platform konuşuyor. Üstten ayrılmış. Ay. Boyumu kaldıramadım. Aslan. Dedi çok uzun. Ağız kısmı konuşuyor. Biraz kısa. Evimi görünce... Bakayım. Çat diye çatladı demek ki. Allah. Konuşuyor değil mi aslan? Nasılsınız diyor. Ne diyor ne diyor? Nasılsınız diyor. İyi kaçsana. İyi kaçsana. Seslendirme yapacak. Bir şey söyleyeyim, benim de başıma geldi aynısı. Konuşuyor merhaba. Merhaba. Merhaba Aslı Hanım diyor. Merhaba canım. Tatlım merhaba. Tatlım sana da merhaba. Ne oldu sana böyle bir çenen düşmüş aşağıya. Çok gevşedim diyor. Çat diye çatladı işte evi görünce. Ne oldu kapıdan içeri girince mi çatlamış? Evet. Nasıl yani? Kapıdan içeri girer girmez çat diye çatlamış. Hayır ondan değil. Kübra Hanım. Çok aşağıda kalınca kabul edemedi. Dedi biraz dedi ben aradan çekileyim ki bu fark kapansın. Tatlım bak şunu unutma. Altın da küçüktür ama çok kıymetli. Wow. Teneke de boş durma.
Ana bak seninkiler bayağı büyük. Bunun neresi küçük? Çift çift. Sıra sıra hani pırlanta desen. Hadi ne? Aslanım siz değmeyi duymadınız. Değmeyi duymadınız. Ne söyledi? Değme. Teneke de içine konuştu. Teneke de boş ama dedi. Çok ses katıyor. Yok ben yüksek söyledim de duyulmadı. Bir daha söyle Fehime. Teneke de boştur ama çok ses çıkarır. Şimdi bunu kime söyledi? Ayakkabıya. Ha. Ağzı yırtılmış ya. Aynen. Ortalık karışmasın. Yani. Yok yani. Hiç hiç çıkamayacağız. Çok ses çıkartan ya da çıkartabilecek potansiyeli olan birine söyledi herhalde. Hiç. Tatlım ben sana hediyeni vereyim. Kullandıkça beni çok hatırla. Çok teşekkür sadece ederim. Beni hatırla. Sadece seni. Bakalım neymiş. Bakalım. Aaa. Ay. Evet. Waffle makinesi. Ya. Makine değil, tava. Izgarası. Tavası. Yok. Tava mı? Tava ızgara mı? Ya iki var. Ben çok beğendim aslanım bunu. İki var. Ben bunu geri alabilir miyim? Ben sana başka hediye getireceğim söz. Yani Reyhan bana demek istiyor ki eğer bugün seni çok üzerlerse... Kafalarla yapma. Şöyle çarp bir tane sustur. Yok artık. Ne kadar misafirperversin. Dedi ki hediyeyi vereyim canım. Beni hatırlarsın hatırla. Dedi. Hediyeyi açtı böyle yaptı. Aaa! Waffle tavası. Sonra ızgara dedi. Yani bir ara. Waffle ızgarası. Yok onu... ben de dedim mangal. Ben normalde sana bunu alırken... ayna almıştım. Alırken derken sen mi aldın yalnız mı? Siz servistiniz ben ödemeyi yaptım. Hayır ama seçtik birlikte. Ha, ödemeyi ben yaptım ben almış oldum. Ödemeye biz yardımcı olmadık. Olsun parayı. Bir dakika. Kasaya veren benim sen değilsin. Ortak toplandı ben ödedim. Yalnız sen şoka girdin onu görünce. Siz çünkü hediyeler karıştı. Edin. Ayna aldık ayna. Aslanım. Ayna almışsınız. Güzelliğine bakar da güzelleşsin ya. Diye. Senin güzellik merkezin var. Evet. İşte güzelliğini seviyorsun diye ayna aldın. Kendisinden daha güzel hediye bulamadığımız için ayna aldık. Vay çok güzel. Çok etkilendim. Peki çok etkilendim. Ayna aldın demek ki bu birisinin ne? Yani birisinin paketiyle karıştı. Yanında bir kadın vardı o almıştı ona İyi karıştı. İyi yapmışsın aldın ki suratınıza mı çarpsın? Az önce dedi suratınıza çarpmayın. Dedim ya onu ben geri alayım çarpmıyor. Kafanıza vurayım dedi. Aa, yok ya. Yanlış anlamışlar. Hayır. Ne demek öyle bir şey söylemedim. Için. Dedim ki yani Reyhan bana herhalde şey diyor. Seni böyle çok üzerlerse çarp sustur. Ha, diye. Çarp suratlarına yani. Dedi. Acaba şey şu şekilde çarp dedi. Kırdın kırdın. Hani çarp derken ondan mı bahsediyorsun? Yani çarparım falan değil lütfen. Laflarımı çarpmıyor mu daha? Aa, okay, daha yakıştıramadım. İlk dakikadan. Hiç yakıştıramadım size. Çarp derken şöyle. Tenis. Yanlış anlaşıldı. Ha? Yanlış anladı. Ay bana bak. Bu bizi sinirlendirenlere. Hmm. Bu bizi üzenlere. Onun böyle arasına koyacağım. Çıs yapacağım lafını. Çıs. Yapacağım bapulu. Hadi al sen bunu mutfağına götür Geçelim. Hayatım. Tatlı İyi günler ve kullan. Çok teşekkür ederim. Bir tanem. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen çok gel. Teşekkürler. Kahve sunumlarını beğendik mi hanımlar? Hayır. Ben de beğenemedim. Hiç beğenmedim. Hiç. Renk uyumsuzlukları çok var. Renk uyumsuzlukları. Evet. Ama tasarım of. Fincan diye olabilir mi? Neyle yani? Bence su kadehleriyle. Evet. Uyumsuz demek. O doğru. Istedim. Uyumsuz o. Bir tek benimki uyumuş. Bir de üçümüz senin. De eğildik. Böyle masada kahve içiyoruz. Nüfettiş önümüzde gibi. Bir orta sehpa. Evet. Senin evinde de öyleydi Eda'cığım. Yok. Öyle değil miydi? Tane böyle i̇ki tane sehpa iyiydi. Vardı. Yani sen de altı kişiye iki tane sehpa koymuştun. Ama benim sehpa en azından onda iki tane vardı. Minik veya büyük fark etmiyor. Yani biz de böyle uzanıp aldık şimdi orada. Buraya baktığımız zaman burada da iki tane görüyoruz arkadaşlar. Evet. Hani? İki ama taneyi yanlış yorumladık. Yakınlaştırayım istersen. Evet, bir, söyle bakalım. İki. Tamam. Bu orta sehpa, sehpa değildir. Sehpa olarak. Zigon değil. Evet. Evet. Ama bunda iki tane de orta şundan vardı. Sehpa. Sehpa vardı işte. Evet. Getireyim isterseniz hemen. Yok yorulma otur otur. Sakin olun. Sakin olun. Hemen getireyim. Otur. Hayatım beğenmediler kahve sunumunu. Sebebini de söyleyeyim mi? Dediler evet. Ki fincanı renkli bir de bu renkli alakasız olmuş bardakları dediler. Evet. Sunumlukları evet. Cevap vermek ister misin? Bir de böyle bunlar renk katsın ortada istedim. Dediler. Fincanlar ama zaten çok hareketli ve renkli güzel.
Keşke sade bir kadeh. Fincan tek başına sardı. Güzel, evet, ama sunumu yapamamış. Bir yani aslında bu şekilde ben böyle uyumlu görüyorum ama benimki de uyumlu. Şu an öyle elinde uyumlu değil. Görünüyor mu canım? Tut şöyle. Evet. Reyhan'ki uyumsuz. Şöyle. Biri bu yandan hiç biri bu yandan mende sallıyor, biri bu yandan halay çekiyor. Hoppa, aynen. Ne yapıyor? Bir daha söylesene. Biri bu yandan mende sallıyor, biri bu yandan da halay çekiyor. O mavi bendi. Yeşildim darım ama. Darım, bak darım, yeşil, sarı, diye. Yeşil, yapraklar. Biraz farklılık olsun. Hep standart şeyler görmeyelim arkadaşlar. Evet. Zaten eline masamda gold. Kahvenin lezzeti güzel olmuş. Afiyet olsun. Evet, gold seviyorsun galiba. Evet. Ve salonumuza geçiyoruz artık.